Demokrasiyi idam ve tekbirle mi koruyacağız? Bu ülkede bırakın öncesini, sadece son yüzyılda çok insan asıldı. Her siyasi idam toplumda yeni çatışmalara, düşmanlıklara, travmalara, cepheleşmelere yol açtı. İdam cezasının caydırıcı olmadığını, ibret sağlamadığını kanıtlayan bir dolu araştırma, inceleme, istatistik var. İdam cezasının bumerang örneği gün gelip savunanlara döndüğü, onları vurduğu da başka bir gerçek. Öldürmeyeceksin der dinler, öldürmeyeceksin der insan haklarına saygılı çağdaş hukuk devletlerinin yasaları. Bırakın insanı, hayvanın canını alanlar bile cezalandırılır. Peki devlet tahammülden cinayet işleyince ne olur? Devlet öldürme hakkını kimden, nasıl alır? İnsanın en ilkel güdüsü tıpkı hayvanlar gibi tehdit olarak gördüğünü, başa çıkamadığını, canını sıkanı yok etmektir. İnsanların ilkel kan kültürünün ve vahşi güdülerin tortusunu içlerinde taşıdıkları, bireyin etik değerlerinin ve kişiliğinin yeterince gelişmediği eril faşizan zihniyetin iktidara egemen olduğu devlet ya da din tapınçlı toplumlarda idam cezası daha yaygındır. Yoksul ve cahil halk kitleleri tarihin her döneminde ve her yerde hemcinslerinin asıldığı meydanları doldurmuş, hemcinslerinin öldürülmesini seyredip alkışlamıştır. İşte bu nedenle evrensel hukukta temel hakların en başına gelen yaşama hakkının halk oyuna sunulmayacağı ilkesi yer alır. Dişine kan değmiş kalabalıklara teslim olmak. Olağanüstü günlerdeyiz. Herkesin heyecanı, korkusu, öfkesi burnunda. Kitlelerin her türlü yıkıcı istemlere, vahşi eylemlere yönlendirilebileceği, sağduyunun yerini kinin, öfkenin aldığı bir atmosferdeyiz. Böyle dönemlerde kitleler daha kolay gaza gelir, manipüle edilir ve en tehlikeli, en habis, hatta caniyane eylemlere yönlendirilebilir. Yaşamakta olduğumuz belirsizlik ve kaos ortamında 15 yıl önce geride bıraktığımız bir ayıbın, idamın yeniden yasalara girmesi tartışmalarının ülkemize ve topluma büyük zarar vereceğini düşünüyorum. Kitlelerin idam taleplerine ki şimdilik Fethullah Gülen'e, darbecilere yöneliyor, bir adım ötede bölücü hainler diyerek HDP'lilere ve sonra iktidarın düşman diye işaret ettiği her kesime yönelecek, önce Cumhurbaşkanı mevkiindeki kişinin, sonra başbakandan bakanlara, sözcülere, AKP iktidarının kafa adamlarının verdikleri siz isteyin biz yapalım, halk isterse olur, siz isteyin biz asalım türünden cesaretlendirici, onaylayıcı cevaplara bakınca ülkem adına, masum ve mağdur halk adına, etik değerler adına utanıyorum ve ürküyorum. Halk isterse popülizminin tehlikeleri. İdam konusunda şu günlerde halk isterse söylemi pek revaçta. Peki kim bu halk? Kısıklı da Erdoğan'ın konutunun önünde ve meydanlarda Rabia ya da Bozkurt işareti yaparak, tekbir getirerek, bayrağı dansöz elbisesi gibi kuşanıp neşe içinde göbek atarak ya da belden yukarısı çıplak, elinde meşin kemer dövecek, linç edecek insan arayarak idam idam diye tempo tutanlar mı? Milli irade sözcüğü öteki %50 milli irade dışı sayılıp nasıl AKP'ye oy verenler anlamında kullanılıyorsa, halk sözcüğü de Erdoğan'ın dindar ve kindar ak militanları yerine kullanılıyor. Başbakan idam talepleri konusunda milletim rahat olsun diyor. Milletin kan, ölüm, idamla rahatlayacağını varsayıyor. Milletle, halkla IŞİD cihatçılarını bir tutuyor. Meydanlara demokrasiyi korumak için çıktıkları varsayılan bu AKP militanı kesimin tek demokratik talepleri idam. İdamsa günümüzde demokratik bir ülkede, evrensel hukuk ve insan haklarına dayalı çağdaş bir devlette yeri olmayan bir ceza, bir ilkellik belirtisi. Kimileri idamı geri getirecekleri falan yok, kendi adamlarının gazını alıyorlar rehaveti içindeler. Ama idamın simgesel anlamı vardır. İdamdan IŞİD'ci zihniyete giden yolsa sanıldığı kadar uzun değildir. Bu zihniyete popülizm adına prim ve cesaret vermek yarın lümpen güruhların sokak hakimiyetine yol açar ve dar ağaçlarının kimler için kurulacağı da belli olmaz. Gelelim darbeye karşı meydanlarda toplananlara. O meydanlarda temenni ettiğimiz, hayalini kurduğumuz gibi her kesimden, her partiden, her görüş ve inançtan tüm halkımız yok. Ne yazık ki yok. Olamadı. Nereden, kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın, asker, sivil, bütün darbelere amasız karşı olan gerçek demokratlar, idam naraları atarak Erdoğan'ın milis ordusuna yazılamazlardı. Zaten salalar verilerek, tekbir çekilerek, AKP belediyelerinin ve AKP teşkilatlarının hoparlörlerinden yapılan çağrı en baştan onları dışlıyordu. Erdoğan, idam çığlıkları karşısında ne dinimiz,
ne yasalarımız, ne hedeflediğimiz çağdaş, demokratik hukuk düzeni idama geçit vermez diyebilseydi, altını çize çize, üstüne basa basa, AKP'lisinden HDP'lisine, her inançtan, her kesimden halkı meydanlara demokrasiyi korumak için çağırabilseydi, işte o zaman bu badireden çıkabileceğimizi umut edebilirdik. Heyhat, muhalefet gerçekten demokrat olamadıkça. Ya muhalefet? Meydanlar, demokrasi umurlarında bile olmayan, AKP'ye bile değil, Erdoğan'a destek veren, ana talepleri idam olan kalabalıklara bırakılmışsa bunda muhalefetin ve hepimizin suçu yok mu? MHP bir yana, ana muhalefet partisi denilen bir CHP var. Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden 2 gün sonra kemküm ederek o gece Ankara'dan İstanbul'a nasıl geldiğinin, darbeyi nasıl haber aldığının masalını anlatıyor ekranların karşısında. Erdoğan'ın halka yaptığı darbecilerin önüne dikilme çağrısını ondan daha önce Kılıçdaroğlu ve CHP merkezinin en yüksek sesle yapması gerekmez miydi? Meydanlar, rehberleri, imamları Tayyip Erdoğan, talepleri idam, işaretleri Rabia olan Erdoğan'ın milislerine bırakıldıysa takkeyi önümüze koyup düşünmenin zamanıdır. Ama galiba artık çok geç. Her şeyin daha güç olacağı olağanüstü bir döneme giriyoruz. Bu dönemi nasıl atlatacağız? Askeri darbe gibi sivil darbeye karşı da nasıl direneceğiz? Cevaplamamız gereken hayati soru bu.